Şimdi başta Beşiktaş'ın performansı ve Avrupa futbolunda yaşanan diğer gelişmelerle ilgili Hüseyin Özkök'le Skype bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ezgi, günaydınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Beşiktaş'la başlayacağız dedik, öyle de yapalım. Siyah beyazlıların Avrupa defteri ciddi bir, büyük bir hayal kırıklığıyla noktalandı. Daha önce de aslında bunu birkaç maçtan sonra konuşmuştuk. Biz bu grubu ilk gördüğümüzde bizi umutlandıran, acaba olabilir mi, çıkabilir mi Beşiktaş bu gruptan dedirten bir kuraydı. Ama işler hiç de istendiği gibi, beklendiği gibi gitmedi Beşiktaş adına ve netice itibarıyla da Avrupa Ligi'ni puansız kapatan bir takımdan söz ediyoruz. Peki bunu neyle açıklayacağız, nelerle açıklayacağız, neler söylersiniz? Şimdi kurallar çekildiğinde senin dediğin gibi gözümüze özellikle biz Sporting'i kestirmiştik. Hani kamuoyu olarak, Türk kamuoyu olarak. Ama hiç de öyle olmadı. Grubu lider bitirmesi beklenen Borussia Dortmund üçüncü olabildi grupta ve Avrupa Ligi'ne gitmek zorunda kaldı. Beşiktaş'ın tabii ki işinin zor olduğunu düşünüyorduk. Çünkü sonuçta bunlar Portekiz, Alman, Hollanda futbolunun önemli temsilcileriydi. Ve Beşiktaş bunlara karşı en azından iyi mücadele eder diye düşünüyorduk ama geneline baktığımızda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performansında mücadelenin çok eksik kaldığını gördük. Özellikle dün akşam ben Beşiktaşlı oyuncuları tamamen bu kulvarı bırakmış, pes etmiş bir görüntüde izledim. Üzücüydü tabii, böyle maçlardan sonra konuşmak da kolay değil. İki takım için de aslında her şey belliydi. Beşiktaş'ın dördüncü olarak eleneceği, Dortmund'un üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne gideceği belliydi ama çünkü Dortmund da Şampiyonlar Ligi'nden elenmeyi hiç beklemiyordu. Hafta sonu bir de Bayern Münih mağlubiyeti geldi iç sahada. Olaylı bir karşılaşma sonrasında. Onların da kazanmaya ihtiyacı vardı. Marco Rose rotasyon yapacağını açıklamıştı ve oynayan oyuncular ama mesela Dortmund'da tüm güçlerini ortaya koydular. Çok mücadele ettiler. Ve Beşiktaş'a nefes aldırmadılar adeta. Ama Beşiktaş'ta oynayan oyuncuların, hani rotasyonla takıma girip oynayan oyuncuların aynı dirençte, mücadelede olduğunu görmedik. Haaland mesela kariyerinde 7 kafa golü atmış. Haaland aslında kafa toplarında zayıf bir futbolcudur. Çok kimse düşünürse bunu hatırlar. Yani kafayla çok gol atmaz Haaland. Hep ayakla atar, genelde sol ayağıyla. 7 gol atmış kariyeri boyunca. Çok gol atan bir futbolcu. Dün akşam ilk kez bir maçta 2 kafa golü attı. Ve bunlar da o kadar kolaydı ki, yani orada Haaland yerine başka birisi de olsa o kafaları vurabilecekti. Dolayısıyla Beşiktaşlı futbolcuları mücadeleden çok uzak gördüm. Mesela şu Royce'un golünü görüyoruz şimdi. Yani sanki halı sahada, hani karşısında çoluk çocuk varmış gibi adeta yürüyerek golünü attı. Tabii ki üzücü bir durum. Sergen Yalçın'ın durumu da kolay değil bu bağlamda. Çünkü takım iyi gitmiyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitmez de ligde iyi gider. Ligde de iyi gitmiyor. Trabzonspor'un, liderin çok uzağına düştüler. Artık şampiyonluk umutlarını bence tamamen tüketti Beşiktaş. Dolayısıyla bundan sonra Beşiktaş'ın yapacağı ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda en iyi yerlere gelmek olacak. Bunu yapacaklar ama bu Sergen Yalçın'la mı olacak yoksa devre arasında bir kan değişimi mi yapılacak, ondan çok emin değilim. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz bunu Ezgi. İstersen hemen ben Şampiyonlar Ligi'nden de dün akşam birkaç not söyleyeyim. Tabii ki. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde özellikle B grubunda Liverpool'un işte Porto, Atletico Madrid, Milan'ın olduğu grupta Liverpool zaten garantilemişti ilk sırada çıkmayı. Çok önemli mücadeleler vardı. Liverpool deplasmanda Milan'ı 2-1 yenince Milan devre dışı kaldı ve elendi. Atletico Madrid de Porto'yu 3-1 mağlup etti. Çok mücadeleli ve olaylı bir maç oldu. 3 tane kırmızı kart vardı. Kırmızı kart demişken Beşiktaş maçını da katarsak, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde alışık olmadığımız derecede çok sayıda kırmızı kart vardı. 6 kırmızı kart çıktı dün akşam maçlarda. Ben baktım şöyle bir kırmızı kart çıkan haftalara, en yüksek bu haftada, yani son haftada çıktı 6 kırmızı kart. 3 tanesi de bunun işte Porto Atletico Madrid karşılaşmasındaydı. Atletico Madrid de son anda kapağı Şampiyonlar Ligi'ne attı. Porto da Avrupa Ligi'ne gitmek durumunda kaldı.
Mesela şimdi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eğer ikinci olursa çok güçlü rakiplerle karşılaşabilme ihtimalinin olduğunu varsaymalıyız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncüler Avrupa Ligi'nde ikinci olan takımlarla eşleşecekler ve playoff tur oynayacaklar son 16 öncesinde. Bu da bir not olarak söyleyeyim. Bu arada Messi de dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki 125. golüne ulaştı. Bunu da söyleyelim. Ve Şampiyonlar Ligi'nin bu akşam kalan 8 maçıyla birlikte grup aşamasını tamamlayacağız. Ondan sonra artık hem playoff turları ve hem de son 16 turlarına bakacağız Şubat ayından itibaren. Peki, şimdi sizi bulmuşken biraz Almanya'dan da bahsedelim isterseniz. Zira hafta sonu Borussia Dortmund'la Bayern Münih arasında çok çekişmeli geçen bir mücadele Evet. izledik. Özellikle hakem tartışmaları damga vurdu mücadeleye. Hem onu sorayım hem Leipzig'te bir görev değişimi var. İsterseniz ondan da biraz bahsedelim. Bundesliga'da Almanya'dan itibariyle neler yaşanıyor? Şimdi Leipzig dün akşam biliyorsunuz City'yi 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Onlar da bu son 16 tur öncesi playoff oynayacaklar. Burada Leipzig'te üst üste gelen 3 lig yenilgisinin ardından teknik direktör Amerikalı Jesse March gönderildi. Alman basınında yanlış doğru adam yanlış zamanda Leipzig'te görev yaptı diye hatta başlıklar gördüm. Jesse March çünkü çok beklentilerin üst düzeyde olduğu bir teknik direktördü ama Leipzig'te başarılı olamadı. Yerine şimdilik yardımcısı Achim Bayer-Lorzer devam ediyor. Acaba kalacak mı Bayer-Lorzer yoksa başka biri mi getirecek o henüz bilinmiyor ama dün akşam Bayer-Lorzer takımının galibiyetinde rol oynadı. Çünkü tecrübeli bir teknik direktördür. Bundesliga'daki Bayern Münih'in deplasmanda Dortmund'u 3-2 yendiği maçta işte hakem kararları tartışıldı. Hakem kararlarından sonra hakem çıktı açıklamasını yaptı ve neden o kararı verdiğini söyledi. Almanya VAR koordinatörü, Almanya Federasyonu VAR koordinatörü doğru bir karar verildiğini söyledi. Jude Bellingham hakem hakkında yaptığı o şike kararından sonra haberimizde de gördüm bu sabah 50 bin, 40 bin euro ceza aldı. Maç cezasına gerek görmedi Almanya Futbol Federasyonu. Ancak hakem gözlemcisi suç duyurusunda bulunmuştu Bellingham hakkında. Onunla ilgili daha henüz bir açıklama yok. Orada bakalım Bellingham'a herhangi bir yaptırım gelecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Ama tabii ki Bayern Münih karşılaşmayı kazandığı için direkt rakibi karşısında hem de deplasmanda önemli bir avantaj yakaladı ve 10. şampiyonluk yolunda üst üste öne 4 puan farklı geçmeyi başardı. Ama lig daha uzun. Dortmund'da Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Ama onlar da Bayern'in peşini bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Peki, Hüseyin Özkök çok teşekkürler değerli yorumlarınız için.